Herkese merhabalar arkadaşlar. PES 2021 Mobile'de yeni bir bölümle karşınızdayım. Evet arkadaşlar, Perşembe günü etkinlikleri geldi. Zaten gelecek etkinlikleri bir gün öncesinden, pardon hatta iki gün öncesinden duyurmuştuk biliyorsunuz arkadaşlar. Etkinliklere bir değinelim. Bir de arkadaşlar buradan inşallah bu videoyu gördükten sonra top açılımı yapmışsınızdır. Çünkü haftaya da hangi ikonların geleceği, muhtemel gelecek ikonlar belli oldu arkadaşlar. Onlara da hemen şimdi değineceğiz. Şimdi öncelikle arkadaşlar United ve Arsenal geldi. Bunları zaten biliyorsunuz, görmüşsünüzdür. Burada Beckham'ın bu genç kartı gerçekten çok iyi. O diğer yaşlısına göre çok çok iyi. Bu Patrick Vieira 99 oluyor. Campbell'ı zaten anlatmaya gerek yok. Çok üst düzey oyuncular zaten bunlar. Başka bizi ilgilendiren, burada bir şey var mı? 100 My Club paramız geldi. Yine 450 milyon indirmeyle alakalı ödülümüz geldi. Başka da yok zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Hemen geriye geldik. Dediğim gibi haftaya çok önemli ikonlar geliyor. Neymar geliyor arkadaşlar. Top açılımımızı ona göre yaparsınız. Hemen şimdi oraya gireceğim zaten. Bir de arkadaşlar şurada eFootball 2022 güncellemesiyle alakalı bilgiler güncellendi. Biliyorsunuz her hafta bazı bilgiler güncelleniyor. İşte kafalarda oluşan sorularla alakalı Konami çok fazla sorulan soruları güncelliyor arkadaşlar. Daha açık bir net şekilde bizlere duyuruyor. Hemen onu göstereceğim şimdi arkadaşlar. Oyun içerisinde yani size aktarmam gereken başka da bir şey yok. Ben buradan top açılımı yapmayacağım. Zaten Beckham'la Robson bende var. Patrick Vieira ile de Campbell bende var. Her ikisinden de yani iki kulü ikonik momentlardan 4 oyuncu da bende olduğu için o yüzden oradan top açılımı yapmayacağım. Peki bu güncelleme ne arkadaşlar? Hemen öncelikle bu güncellemeden bir bahsedeyim. Hemen şu sayfamızı bir şey yapalım, kapatalım oyun ekranımızı. Bugün yeni güncelleme oldu. Bu GP'lerle alakalı arkadaşlar. Yani çok önemli bir şey değil. 2-3 bölümde şey yapmış, güncellenmiş. Hani GP yöneticinin maliyetini hani kontrat yenilediğimizde ne ise fiyatı da o şekilde olacak, imzalama değerine eşit GP verileceğinden bahsediyor arkadaşlar. Yani çok önemli bir şey değil bu. Yani izci de aynı şekilde 2022 serbest bırakma için alınan diğer eşdeğer GP diyor. Yani çok da önemli bir şey değil arkadaşlar bunlar. Şimdi haftaya gelecek oyunculara hemen bir bakalım. Haftaya muhtemel Perşembe günü, haftaya Perşembe günü Barcelona ikonları bekleniyor arkadaşlar. İçinde Neymar, Kluivert ve Rivaldo var. Zaten oyuncuların max seviyelerini biliyorsunuz. Neymar gerçekten üst düzey bir oyuncu. Normal hali 100, Barcelona'yı seçtiğimizde 102 oluyor. Ama artık bunu biliyorsunuz eFootball 2022'de güçlendirmeler yer almayacak. O yüzden 100 olaraktan da değerlendirebiliriz. Ama tabi bu yükselecek mi? Yani güçlendirmeler kalktığı için, yani kulüp boostları kalktığı için bu oyuncular aynı mı kalacak yoksa biraz değişik mi olacak, farklı mı olacak? O da merak konusu. Neymar geliyor arkadaşlar. Patrick Kluivert geliyor yine. 96 seviye. Şöyle göstereyim. Kulübünü seçtiğimizde 99 oluyor ama dediğim gibi boost kalktığı için artık yani çok da anlam ifade etmiyor. Bir de Rivaldo'muz var arkadaşlar. Yani haftaya Perşembe günü Rivaldo, Kluivert ve Neymar'ı bekliyoruz. Yani bu hafta Arsenal ve Manchester United'dan top açılımı yapacaksınız. Buna göre top açılımı yapmaya karar verebilirsiniz. Bu haftadan mı açacağım yoksa haftadan mı açacağım? My Club paranızı ona göre değerlendirebilirsiniz. Bir de arkadaşlar önümüzdeki hafta pazartesi değil, bir sonraki pazartesiye de yeni ikonlar geliyor. Yani bu hafta bitecek olan şu, şöyle gösterelim şuradan hatta. Bu hafta ne zaman bitiyormuş? Bunun bir 10 günü daha var sanırım. Efsaneler bittiğinde yeni efsaneler gelecek. Ona göre de GP'lerinizi hazırlayabilirsiniz. Bakın tam 10 günü var. Yani 10 gün sonra ayın 27'sine denk geliyor arkadaşlar. 27'sinde yeni efsaneler bizi karşılayacak. Ona göre 10 gün boyunca GP'lerinizi hazırlayabilirsiniz. Hemen o gelen oyunculara da bir bakalım. Birinci oyuncumuz, şöyle şuraya ekranımızı bir kapatalım. Birinci oyuncumuz Given arkadaşlar. 88 seviyeye kadar yükseliyormuş gördüğünüz gibi Given. Jumberg'e bakalım. 90 genel derece. Jumberg de yani standartların, yani standartlara kalan bir oyuncu diyebiliriz. Nakata'ya baktığımız zaman yine 93 genel derece. Bunlar dediğim gibi arkadaşlar 10 gün sonra Backstrava gelecek. Bir Backstrava olarak karşımıza çıkacak. Nakata da fena değil. Standartların bir tık üstüne diyebiliriz. Salas 93 genel derece. Şut gücüyle ön plana çıkıyor. 97 şut gücü.
Devam ediyoruz. Roberto Carlos, eminim ki birçok arkadaşımız Roberto Carlos için top açılımı yapacaktır diye düşünüyorum buradan. Çünkü Roberto Carlos'un özellikleri gerçekten çok iyi. Burada duran top özelliğini biraz düşük yapsalar da bence daha yüksek olması en az bir 95'i, yani efsane kartı da olsa 95'i hak ettiğini düşünüyorum baktığımız zaman. Bir diğer oyuncumuz Puyol. Carlos Puyol çok fazla tercih edilmiyor ama ikon kartı bence iyi bir karttı ama son zamanlarda biraz tabi biliyorsunuz sıkıntı yaratmıştı benim kadromda. Çok fazla gol yememe sebep olmuştu birkaç tane maçta. Ama özelliklerine baktığımız zaman gayet güzel duruyor Puyol'un. Lava baktık hemen, 94 genel derece. Baktığımız zaman ofansif farkındalığıyla dikkat çekiyor. İki ayağını da kullanabiliyor. 4 ikisi de. Hem kullanımı hem de yeteneği. 99'da sıçrama varmış. Fena değil. Bir diğer oyuncumuz Batistuta. O da 94 genel derece. 99 şut gücü, 96 bitiricilikte. Yine birçok arkadaşımızın isteyeceği oyuncudur. 90'da hızı var. Fena değil. Hızlanması biraz düşük olsa da Batistuta da gerçekten iyi bir oyuncu. Ruud Gullit 95 genel derecelik ilk oyuncumuz. 95 genel derece iki tane oyuncumuz var zaten. Gullit bunlardan bir tanesi. Birçok mevkide oynayabilen ve yani birçok özelliği de üst düzey olan oyunculardan bir tanesi. Ben bunun ikon kartını markete gelmesini çok bekliyordum. Gelseydi alacaktım Milan kartını ama markete maalesef oyuncular eklenmiyor. Bu aralar artık eFootball 2022'de eklenecektir diye tahmin ediyorum. Son oyuncumuz da Patrick Vieira arkadaşlar. O da 95 genel derece. Yani mevkisini zaten en iyisi Patrick Vieira, anlatmaya gerek yok. Yani DOS mevkisinde Patrick Vieira'yı kesebilecek bir oyuncu şu anda oyunda yok arkadaşlar. Öyle diyebiliriz. Baktığımız zaman özellikleri de gerçekten muhteşem. Hatta marketteki ikon kartı, yani buzsuz halini, neredeyse özellikleri birbirine de çok yakın diyebiliriz. Yani Patrick Vieira'yı da bulmanızı tavsiye ederim. Baktığımız zaman top açılımı yapmaya değecek Patrick Vieira, Gullit, Batistuta var arkadaşlar. Puyol olur, Carlos, Roberto Carlos. Eminim ki birçok arkadaşımız buradan top açılımı yapar diye düşünüyorum efsanelerden. Videomu da burada noktalıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bu 10 gün sonra gelecek. Yani şu andaki mevcuttaki Box Draft bittikten sonra gelecek. Haftaya Perşembe günü de Barcelona ikonları muhtemel bekleniyor arkadaşlar. Bu haftaki MyClub paralarınızı da ona göre harcarsınız diyelim ve videomuzu burada noktalandırırım. Umarım faydalı olmuştur sizler için. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.